Herkese merhabalar. Bugün balkonda yine bir sürü iş var, yapılacak, beni bekliyor. Bugünkü işimiz de şöyle yapraktan yatırmış olduğum bebek sukulentlerim. Epeyce büyüdüler. Şöyle iyice bir kamera netleşsin. Şuna bakar mısınız, ne kadar tatlı. Fred'in bebeği sanırım, yanılmıyorsam. Şunlar Grapto'nun. Yani bunlar artık zaten gelişimleri de durdular. Ben de epey bir zaman ilgilenemedim. Şimdi onları yeni yerlerine geçirelim ki daha da böyle, nasıl derler, rahat rahat büyüsünler. Böyle birazcık toprakları da keçeleşti, sımsıkı olmuş. Güzel suyu da alamıyorlar. Şöyle bir saksı hazırladım. Bunun içerisine onları geçireceğim. Daha sonra da arkadaşlar, şöyle ben bu kutuları atmıyorum. Bunlar işte böyle peynir vesaire bir şeyler alıyoruz hani marketlerden. O kutuları ben temizliyorum, yıkıyorum. Bunlar da böyle tohum ekeceğim bugün. Fesleğenim var, fesleğenimi ekeceğim. Acı biberlerim var. Birkaç tane çiçek tohumum var. Böyle ipek çiçeklerim var. Kedi tırnağı, ipek çiçeği diyoruz biz. Şurada da yansıyor galiba. Şöyle suya koydum, beklettim. Avokado çekirdekleri. Bunları da ekeceğim. 2019-2020 senesinde ekmiştim. Çok güzel tuttu, büyüdü ama tabii ben onu kışın dışarıda bıraktığım için dondu. Onu da ekeceğim. Bakalım. Şimdi işlemlere başlayalım. Evet, hadi bismillah deyip kolları sıvayıp başlayalım. Şimdi tohum işini daha sonra yapayım. Öncelikle bebekleri ayırmaya başlayayım ben. Tohum işi kolay. Şöyle bir uzaklaştıralım. Sıra sıra başlayacağız şimdi. Dediğim gibi hem gelişimleri durdu çünkü yeterince suyu alamıyorlar, toprağım keçeleşti ve üzerinden de bir kış geçti. Bunları ben sonbaharda yatırmıştım buraya. Şimdi toparlayacağız ama Allah aşkına bir tanecik şurada böyle gözümün içine bakıyorum, pulvinatan var büyüsün diye. Çürüdü maalesef. Birkaç yaprağını yatırmıştım, tek bir yaprak kaldı. O da güzel bebek verdi. Hatta ilk önce bir ondan başlayayım. Şöyle kameradan da inşallah görünüyordur. Şöyle hemen bu güzelliğimi alayım. Ay bakar mısınız arkadaşlar? Kadife gibi böyle tüylü tüylü. O kadar tatlı ki. Çok seviyorum pulvinataları. Maalesef geçtiğimiz yaz o sıcaklara kaldıramadı, tölere edemedi. Şöyle hemen başlayalım ekmeğe. Sonra şuradan devam edelim. Şurada da bir tane Fred'im vardı, gözüme çarptı. Artık hangisi bebeği karıştı tabi. Bu belli oldu ki Fred bebeği bu. Şunun tatlılığına bir bakın Allah aşkına. Bebek halleri gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi burada daha hızlı büyüyeceklerdir. Hem de böyle bir şaşırtma yapmak gerekiyor zaten. Şimdi kimileri vermiş, kimileri vermemiş bebek. Onları hep ayıracağım. Ama dediğim gibi çoğu karışmış birbirine, ne oldu belli değil. Şu belli, bu Grapto, bronze bebeği. Graptolar, bronzeler şu anda hepsi birbirine karışmış vaziyette. Bebeklik aşamasındayken sukulentler suyu çok seviyorlar, çok su istiyorlar.
sularını düzenli vermek gerekiyor. Özellikle yağmur suyuna çok ihtiyaçları oluyor. Yeterli güneşi aldıkları zaman böyle güzel formda büyüyor bebekler. Eğer yetersiz güneş alırlarsa böyle uzun oluyor, cılız cılız oluyor, böyle tombik tombik olmuyorlar. Şöyle altlardan o ince cılız dallarını, o bebeklik dallarını alıyorum. Bunu da şuraya ekeyim. Zaten benim bir tane daha bebek videom vardır. Orada daha detaylı anlatmışımdır mutlaka. Oradan da bakabilirsiniz. Biraz aşağılarda kalmış olabilir kanalın. Bu da bir Fred bebeği. Onu da buraya alalım. Baldeyi de Fred'in yanına koyalım. Böyle karışık karışık ekeceğim. Şu neyin bebeği ki acaba? Bir sürü kafa vermiş. Topsy Runyoni'ye benzettim ama değil. Çok şiddetli lodoslar da olduğu için yapraklar kök vermiş birçoğu ama yerinden oynadıkları için kök tutunamamış toprağa. Hem kendini iptal etmiş, kurumuş. Kimisi böyle yeni bebek vermiş bu pollux yaprağı. Ay, o kadar tatlı ki bebeği böyle. Pespembe. Kimi yapraklar çürümüş. Bunların hepsini ben bir ayırayım. Şöyle hızlı çekimde sizlere sunayım. O kadar güzel ki arkadaşlar. Bunlar ghost bebekleri. Bir grapta türü. Çok güzel ama gerçekten. Ve en çok yavru veren tür bu. Yaprağını da hemen göstereyim sizlere. Bakın. Bu tür gerçekten çok güzel bol bol bebek veriyor. Yani bir yapraktan en az bir 3 tane 4 tane bebeği oluyor. Sıkı sıkı onları bir yerleştirelim bakalım. Bol bol dikelim. Böyle buket gibi o kadar güzel ki. Ghostları gerçekten seviyorum. Şimdi henüz daha anne yapraktan ayrılmayan bebek sukulentleri tekrardan böyle taze bir toprak doldurdum tabağıma. Onları tekrar buraya anne yaprakla birlikte yeniden yatırıyorum. Onlar biraz daha büyümeye devam etsinler. Böyle ilkbaharın sonundan Mayıs ayı gibi onları da herhalde büyütmüş oluruz diye düşünüyorum. Mayıs Haziran ayı gibi yine onları da böyle aynen bunları yaptığım gibi alırım. Evet, büyük ölçüde bebekleri ayırdım. Yaprakları da gördüğünüz gibi böyle hepsini buraya yatırdım. Şurada da benim daha önceden yatırmış olduğum, ayırmış olduğum, şaşırtma yöntemi yapmış olduğum bebekler var. Onların da aralarından şöyle sıkışanları alıp orada bir boşluk var, oraya koymak istiyorum. Bunların da hepsi yapraktan ürettiğim para ağaçları arkadaşlar. Bunlar da böyle, şimdi birazcık da buradan da ayırma yapayım ben. Çünkü bu şaşırtma işlemini yapmazsak arkadaşlar bunun içerisinde büyümüyorlar. Bir süre sonra da ölüp gidiyor çiçekler. Yani o kadar emek boşuna gitmiş oluyor. En güzeli böyle şaşırtma yöntemi. Siz
sizin de varsa eğer böyle büyümeyen çiçekleriniz, bir saksısından çıkartın, yeni bir toprağa ekin. Bakın görün, bir 15-20 gün sonra fark etmeye başlayacaktır çiçek. Herhangi bir çiçek de olabilir yani. İlla ki sukulent veya kaktüs için demiyorum bunu. Tüm çiçeklerde böyle gelişimi durduysa bir çıkartın saksısından, bir köklerini şöyle bir gevşetin, yeni bir toprağa ekin. Emin olun ki çiçek hemen büyümeye teşvik oluyor. Birazcık böyle bir dürtmek gerekiyor kökleri. Biraz o derin uykusundan uyandırmak gerekiyor bu güzellikleri. Şimdi şu yapraktan yetiştirmiş olduğum para ağaçlarımı da bu teneke kutunun içerisine ekeceğim. Hepsi bir arada güzel güzel büyüsünler. Sonra oradan alırız, ayırırız, hediyeler yaparız, aranjmanların içerisine ekeriz. Dediğim gibi fazla para ağacı göz çıkartmaz. Şöyle hemen onları da buraya ekeyim. Bakın bunu da buraya hemen ekiverdik. Şunlar da yine benim yapraktan ürettiklerim ama bunlar da bir gelişmediler, bir büyümediler. Bunları da bir tekrardan bir şimdi elden geçireyim. Evet, şimdi bir de şu tohumlarımı da bu videonun içerisinde ekeyim istiyorum. O açar açmaz mis gibi fesleğen koktu. Mis mis. Çok seviyorum ben fesleğeni. Şöyle uçmasın, yine rüzgar çıktı. Rüzgarsız günümüz çok az geçiyor maalesef. Şimdi bahar zamanı çok rüzgar çıkar buralarda. Şöyle atacağım. Tohumlar dökülüyor onun içerisinden. Ben her sene fesleğen ekerim. Çok seviyoruz. Biz ailece fesleğen tüketmeyi çok seviyoruz. Şöyle çok da rüzgara kalmadan, tohumlar uçuşmadan. Bunlar kısa sürede çıkarlar. Şimdi hemen şöyle birazcık da onları bir ıslatayım ben. Şöyle. Çok azıcık da üzerine incecik bir toprak. Şimdi bunun içerisinde de ipek çiçekleri tohumu var, rengarenk. Balkonların olmazsa olmazı ipek çiçeği. Bahçelerin, balkonların. Evet, onu da hemen şöyle bir ıslatalım. Umarım ki çıkarlar. Bu kapaklı kaplarda çok rahat tohum yetiştiriliyor arkadaşlar. Çünkü üzerinin kapağı olduğu için buhar yapıyor. Bir nevi sera ortamı olmuş oluyor onlar için. Çabuk çimleniyor. Bunları ben tabii üzerlerine yazacağım çünkü ne olduğunu karıştırabilirim. Acı biberlerim var. Onlardan da ekleyelim. Allah, rüzgar iyice bir uçtu yani. Acı biber sever misiniz arkadaşlar? Ben severim. Evet, şimdi sırada ne kaldı? Şu avokado çekirdeklerimizi de bir ekelim. Ben dediğim gibi daha önceki sene ekmiştim. Daha önceki senelerde ekmiştim daha doğrusu. Çok da güzel
Bir avokado ağacım olmuştu ama tabii ben onu dışarıda unuttuğum için kışın maalesef ki dondu. Hiç bu internette görmüşsünüzdür mutlaka, böyle kürdanlar batırıyorlar, bu kabuğunu soyuyorlar, kürdanlar batırıyorlar ve suya oturtturup orada bekliyorlar. Ben hiç öyle yapmamıştım. Yine ben de birazcık böyle üstteki o kahverengi zarını açtım. Şöyle birazcık ona yardım etmiş oldum. Direkt böyle toprağa gömdüm arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmadım. Hepsini aynı saksıya şurada da bir tane küçücük var. Onu da şöyle bir ekeyim. Hepsini aynı şekilde ektim. Sonra şöyle üzerlerine can suyunu da verdim. Tabii ki de avokado belli bir olgunluğa geldikten sonra aşı yapmak gerekir. Hatta bilmiyorum İstanbul Marmara ikliminde yetişir mi? Ben deniyorum sadece. Yeşilliği çok güzel oluyor. Evet, bütün avokadolarımı hepsini ektim saksının içerisine. Artık sabırla bekleyeceğiz. Çıkarlar mı, çıkmazlar mı diye. Tabii ki de şimdi diyeceksiniz ki avokado öyle olmaz. İşte onları aşı yapmak gerekir. Ben de biliyorum aşı yapmak gerekir. Ama şöyle de bir makale okumuştum. Birkaç çekirdeği bir arada ekersek onlar birbirlerini dölleyebilirlermiş. Öyle bir ihtimal de var. O yüzden de ben 4 tanesini birden aynı saksıya ektim. Bakarsınız kendi kendine aşılanmış olurlar. Hatta bir tane hanımın videosunu izlemiştim. Tabii o Antalya'da yaşıyor ki avokado da tropikal bir meyvedir. Sıcak iklim gerekir. Kendi yine çekirdekten yetiştirmiş. 5 yıl sonra kendi kendine meyve vermeye başlamış. Hiç aşı yapmadan. Tabii biraz daha meyveleri küçük oluyormuş. Onu söylüyordu videosunda. Ben de zaten hani meyvesi için değildi, bir yeşillik olsun diye ektim. Tohumdur, çekirdektir. Bakalım ne olacak. Hep beraber görürüz bunda. Şöyle biraz daha ben onları can suyu vereyim. Evet. Bugün de balkonda dolu dolu bir gün geçti. Balkon günlüklerine devam demiştik. Epeyce bir iş çıkarttım bugün de ortaya. Çok gözümde büyütüyordum bu bebekleri ama güzel oldular. Böyle birazcık beni oyaladılar ama çünkü minicik minicikler, gerçekten bizim bu hobimiz arkadaşlar deli işi, yani akıllı işi değil. Hem bütün her yer dağılıyor, bütün vakit gidiyor ama yapacak bir şey yok, seviyoruz. Vaktimizi böyle işlerle harcamayı ben seviyorum açıkçası. Çok güzel bir terapi yöntemi yani bunlar. Şu ayını yumum da güzelliğine bakar mısınız? Para ağacım. Bakın uçları ufak ufak başladı böyle bordo kontür almaya. İşte böyle. Umarım tohumlarım da çıkar. Yani bu avokado çekirdeklerinden çok hani çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Daha önce ektim çıktı ama bakalım bunları denemiş oluruz diye. Tekrardan saksı boş durmasın, ekelim bir yeşillik olsun. Gerçi balkonda da neyi nereye koyacağımı artık ben de şaşırdım. Her yer doldu çünkü. Artık bir dur demek istiyorum kendime ama bilmiyorum, duramıyorum da. Benim gibi bir sürü de arkadaş var bu şekilde. Evet. Bugün de böyle oldu arkadaşlar. Balkon günlüklerine devam. Saksı değişimleri, ekim dikim işleri full time devam edecek balkonda. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.